Bursa'nın İznik ilçesinde evinin balkonunda ölü bulunan ayakkabı boyacısı İlkin Demir'in maganda kurşunuyla hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Demir'in komşularıyla tartışıp havaya rastgele ateş açan şahsın silahından çıkan saçmalarla yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla silahla birlikte gözaltına alınan zanlı ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Yapılan incelemede İlkin Demir'in vücudundan çıkarılan saçmaların o silahtan çıktığı saptandı. Adliyeye sevk edilen katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bursa'da alevlere teslim olan bir tuhafiye dükkanı küle dönerken üstündeki iki katsa büyük zarar gördü. Olay Osman Gazi ilçesinde meydana geldi. Tuhafiye dükkanında bulunan yün ve yanıcı malzemelerin tutuşmasıyla iş yeri alev topuna döndü. Binayı saran alevleri gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler alevlere müdahale etti. Küle dönen tuhafiye dükkanındaki malzemeler kullanılmaz hale gelirken dükkanın üzerindeki iki katsa büyük zarar gördü. İki tekerlek üzerinde akrobasi hareketler yaptı. Motosikletin üzerine yatarak yolculuk yapan sürücü adeta ölüme meydan okudu. Mudanya Yolu Caddesi'nde seyir halinde akrobasi hareketleri yapan bir motosiklet sürücüsü, başka bir motosikletlinin kas kamerası tarafından görüntülendi. Ayaklarını havaya kaldırarak motosikletin üzerinde yatan sürücü, kendi canını hiçe saydığı gibi trafikteki diğer sürücüleri de tehlikeye attı. Kaskı olmayan motosikletlinin yolda hızla ilerlediği anlar bu kadarına da pes dedirtti. Bursalı berberler uyguladıkları usulsüz kampanyalarla haksız rekabet oluşturduklarını iddia ettikleri Suriyeli berberlere tepki gösterdi. Meslektaşımız hatırla değil yasayla yönetilmek istiyor. Bursa Berberler Odası öncülüğünde bir araya gelen yaklaşık 300 esnaf tarak, fön makinesi, makas, tıraş makinesi gibi aletleri yere atarak durumu protesto etti. Oda Başkanı Mustafa Ocak, kayıt dışı berberlerin haksız kazanç elde ettiğini öne sürdü. Bizler bir iş yeri açabilmek için 5 yıl okula gidiyoruz, yetki belgesini alıyoruz. Bugün Türkiye'ye gelen sığınmacılar, normalde yönetmelikte yazıyor, diyor ki 5 yıl Türkiye'de ikamet ettikten sonra iş yeri açabilir diyor yasada. Maalesef daha 2 yıllık sığınmacı Türkiye'de benden daha büyük salonlar açıyor. Ocak, usulüne uygun olarak çalışan berber esnafının zor günlerden geçtiğini dile getirdi. Tarifenin dışında ucuz rakamlar yazıyorlar ve bu yazdıkları ucuz rakamları da kampanya kurallarına göre değil de sene boyunca asarak kampanya yapıyorlar. Aslında kampanya yasasında 15 günlük dilimler halinde yılda 2 kere yapabilirler ve bunun vergisini vermek şartıyla. Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Aile Destek Merkezi alkol ve madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında Osman Gazi ilçesindeki muhtarlarla bir araya geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Mehmet Fidan'ın da katıldığı toplantıda katılımcılara madde bağımlılığının sağlık üzerindeki olumsuz etkileri ve mücadele yöntemleri hakkında bilgiler verildi. Toplantıda toplumun tüm kesimlerine düşen görevler hatırlatıldı. Evlatlarımızın bu illete, bu lanet şeye bağımlılık yapmaması için sizlerin desteğine, yani topyekun beraber çalışmamıza, topyekun beraber hareket etmemize ihtiyacımız var. Amerika Birleşik Devleti Çin arasındaki ticaret savaşı Türk kirazının uzak doğu piyasasında önünü açabilir. Çin'in kiraz ihracatının önündeki en büyük engellerden ürünün 16 gün soğuk havada beklemesi şartının kaldırılması Türk kiraz ihracatçılarını heyecanlandırdı. Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında bir ekonomik çatışma da söz konusu. Oradaki yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda Türk kirazı için aslında böyle bir fırsat, pazarda bir fırsat yaratabilecek. Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Senih Yazgan, Çin'le imzalanan protokol sonucunda kiraz ihracatının önemli oranda artacağını vurguladı. Bu yıl olmasa bile gelecek yıl içerisinde
kesinlikle Türk kirazımında Çin pazarına girişinde büyük bir hız ve üreticimize de bu tabii ki pozitif olarak yansıyacağı düşüncesiyle bir beklenti içerisindeyiz. Japonya, Tayvan ve Güney Kore'ye de ihracat yapılabilir. 2020 içinde mutlaka Güney Kore'de bu işin içerisine girecek. Tayvan'da aynı şekilde işlerimiz yürüyor. Japonya'ya da projemizin nihai sonuçlarını, yani fümigasyonla ilgili yapılan sonuçlarımızı da verdik. Şurada arabanın tam kenarında. Bursa'nın İznik ilçesinde Çin'i sanatçısı Minel Yılmaz iş yerinin önünde İstiklal madalyası buldu. İznik ilçesi Maltepe Caddesi'nde Çin'i sanatçılığı yapan Yılmaz, 20 gün önce iş yerinin önünde bir İstiklal madalyası buldu. Çevredeki iş yerlerine soran, sosyal medya üzerinden madalyanın fotoğrafını paylaşan Yılmaz, sahibine dair hiçbir ize ulaşamadı. Dükkanın önünde park halindeki aracın yanında buldum. 3 haftadır falan saklıyorum. Yılmaz, madalyayı İznik Muharip Gaziler Derneği'ne teslim etti. Madalyanın Kıbrıs gazisi Halil Çetin'e ait olduğu anlaşıldı. Bu madalyamız Halil Çetin'e ait. Bursa'da umumi tuvalet zarar ettiği gerekçesiyle kapatıldı. Tarihi Kayhan Çarşısı'nda bulunan tuvaletin kapısına kilit vuruldu. WC zarar ettiği için kapatılmıştır yazısı asıldı. Para toplanmıyor ya. Esnafın çoğu vermiyor. Bu yüzden orada çalışan bir arkadaş vardı. Onun parası bile çıkmadı. Mecburen derneği kapattı. Tuvaletin zarar ettiği için kapandığını gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemezken yazıyı gören bir kez daha dönüp baktı. Komik bir durum. Bir tuvaletin iflas etmesi, hele hele bu dönemlerde, yani tuvaletin çok iyi kar yapması gerekiyor bence. Bursa'nın İnegöl ilçesinde atıl haldeki 600 yıllık tarihi hamam restore edilmeyi bekliyor. Deydinler Mahallesi'ndeki 600 yıllık hamam 2011 yılında Kanadalı öğrenciler tarafından restore edilmiş. Bir süre mahalle sakinlerince kullanılan 3 odalı hamam yıllar içinde kullanılmayınca atıl duruma gelmiş. Mahalleli harabeye dönen hamamın yeniden restore edilmesini ve kullanıma açılmasını istiyor. Biz bu hamamı faaliyete geçireceğiz. Yetkililerimizden yardım isteyeceğiz. Eskilerin anlattığına göre Osmanlı döneminde yapılmış bir hamam. Bursa'da arı çiftliği kuran İslam Dikbıyık, apiterapi adı verilen arıyla yapılan geleneksel tıp yöntemi tedavileri için arı zehri üretiyor. Avlan ayağını ısırıyor, elektrik ısırınca poposundan iğneyi çıkartıyor, ucundan bir damla sıvı damlıyor. Sonra bu şekilde toplayıp falçatayla kazıyıp toz zehir elde ediyoruz. Dikbıyık geliştirdiği yöntemle elde ettiği arı zehrini üniversitelere tedarik ediyor. İlaç sanayinden de arayıp soranlar oluyor. Biz üniversitelere tedarik ediyoruz çalışma amaçlı. Eklem rahatsızlıkları, kemik erimesi, psikolojik ve sinirsel hastalıklar, cilt hastalıkları gibi pek çok hastalığın tedavisinde kullanılan arı zehriyle ilgili Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Öğretim Üyesi Hasan Hüseyin Oruç'ta açıklamalarda bulundu. Ülkemizde daha çok bal bilinirken şu anda bal dışında propolis, polen, arı zehri, aplanil, arı ekmeği, arı sütü gibi pek çok ürün artık rutin üretilir, satılır duruma gelmiştir. Ancak arı zehri şu anda rutin olarak toplama bakımından yetersizdir. Arı zehrinin gramı ise altından daha pahalı. Arı zehrinin gramını 500 TL diyoruz. Türk düğünlerinin olmazsa olmazlarından biri olan gelenekler damadı evlendiğine pişman etti. Bursa'da dünya evine girmeye hazırlanan Emre Çalışkan'a arkadaşları ve akrabaları zor anlar yaşattı. Damat tıraşını kılıçla olan Çalışkan'ın ağzına emzik verildi. Kafasına oklava ile vurulan Çalışkan bir kova su ile yıkandı. Sırılsıklam ıslanan damat daha sonra arkadaşlarıyla çifte telli oynadı.